Mutlu günler sevgili izleyiciler. Kadının gündemine hoş geldiniz. Bugün yine sizin için dop dolu bir program hazırladık. Dilerseniz önce bir az sonralarımıza bakalım, sonra konuklarımıza hoş geldiniz diyelim. Sevgili izleyiciler, 23 Nisan'da Çocuk Bayramı'nda 5 yaşında bir kız çocuğumuz Küçükçekmece'de cinsel istismara uğramıştı, cinsel saldırıya uğramıştı. Sağlık durumunun iyi olduğu haberleri geliyordu, fail yakalanmaya çalışıyordu. İçişleri Bakanı da az önce bir açıklama yaptı ve failin yakalandığını duyurdu. Şimdi bu evladımızın akrabası var telefon hattımızda. Konuklarıma dönmeden önce telefona dönmek istiyorum. Behçet Elmas telefon hattımızda. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Gerçekten bütün Türkiye, hepimiz çok üzüldük. Failin yakalandığına da sevindik ama ben öncelikle evladımızın sağlık durumunu merak ediyorum. Eve çıktığını biliyorum ama sağlığını ne durumda şu anda? Sağlık durumu iyi. Dün zaten hastaneden taburcu edildi. Ben kendim de anne ve babasıyla birlikte hastanede teslim aldım. Sağlık durumu iyi. Çocuk konuşuyor. Gayet iyi şu anda. Evet. Peki İçişleri Bakanı failin yakalandığını açıkladı. Sizdeki bilgi nedir? Bizdeki bilgi de aynı. Zaten dünden beri onun bilgisine tahmin etmiştik zaten doğrusu. İçişleri Bakanımız da bugün açıklamasını yaptı. Yakalandığı söylendi. Evet, doğrudur. Evet. Peki kim olduğu biliniyor mu? Yani tanıdık ya, birisi mi, hiç tanınmayan bir, biraz anlatır mısınız? Şimdi o konuyla ilgili henüz bir bilgi sahibi değiliz. Sadece yabancı uyruklu olduğu söyleniliyor. O konuyla ilgili net bir bilgi sahibi değiliz. Tabii ki önümüzdeki günlerde onu da öğrenmiş olacağız. Ama yabancı uyruklu olduğu söyleniliyor. Evet. Peki evladımız gerçekten çok zor bir şey yaşadı ama tabii ailenin yaşadığı da kolay değil. Psikolojik olarak ne durumdalar şu anda? Tabii ki özellikle anne ve baba psikolojik olarak gerçekten sıkıntılı bir durumda. Yani Allah kimsenin başına getirmesin diyelim. Evlatlarımıza tabii ki sahip çıkmalıyız. Bambaşka dünyası olan bu çocuklarımıza her alanda kim olursa olsun bu benim çocuğumdur, aman karışmayayım, o onun çocuğudur ya işte değil. Herhangi böyle yere düştüğü anda da o çocuklara kıyamadığımız çocuklarımıza nerede olursa olsun yere düştüğü an bile alıp onu işte yerden kaldırma, onlara sahip çıkma, onları incitmemek için herkesin kendisine göre bir sorumluluğu vardır. Bunları da yerine getirmesini ve sahip çıkmasını istiyoruz tabii ki. Evet. Peki Behçet Bey, çok teşekkür ediyorum ben size yayınımıza katıldığınız için. Tekrar geçmiş olsun diliyorum sizin nezdinizde aileye de. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler. Dediğim gibi 23 Nisan'da çocukların çocuk bayramında 5 yaşındaki bir kız evladımız maalesef cinsel saldırıya maruz kalmıştı. Sağlık durumu çok şükür iyi. Tabii içinde açtığı yaralar psikolojik olarak nedir, onlar ne kadar sürede tedavi olur orasını bilmiyoruz ama en azından fiziksel olarak sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz. İçişleri Bakanı da açıklama yaptı. Faili yakalandı diye bugün biz de bu bölümümüzde istismara uğrayan çocukları, çocuk istismarını konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu temsilcisi, psikoterapist Deniz Bozunoğulları. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk, merhaba. Ve Kadın Meclisleri temsilcilerinden Ayşe Nece Kavas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Evet, Ayşe Hanım, ben sizinle başlamak istiyorum. Biliyorum ki Küçükçekmece'deki bu olayda siz de oradaydınız.
günlerce gerçekten bütün Küçükçekmece halkı oradaydı. Herkes sesini duyurmaya çalıştı. Neler yaşandı orada? Gerçi İçişleri Bakanı sevindirici bir haber de verdi. Failin yakalanmış olması sevindirici ama yaşanan şey tabii ki çok üzücü. Evet ve yani muhtemelen bizim bilmediğimiz pek çok istismar da yaşanıyor. Çünkü hani çocuklar buna maruz bırakıldığında maalesef üstünün örtülmeye çalışması da daha kolay oluyor. Evet. Ancak ne iyi ki oradaki halk kesinlikle sessiz kalmayarak bunu herkese haykırdı. Ve bütün herkesin haberi oldu. Bütün Türkiye'de yankılandı. Ve maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Eğer bunlara gerek kalmadan failler yakalanıp adalet sağlansaydı belki o çocuk da istismara uğramayacaktı. İçişleri Bakanı her zaman böyle açıklama yapmadığını biliyoruz. Her durumda bu kadar ellerini hızlı tuttuklarını biliyoruz. Adaletin sağlanma aşamasına geldiğimiz zaman bunun ne kadar zorlu ve adaletsiz kararlarla karşılaştığımızı da biliyoruz. O yüzden kesinlikle bir halkın bu şekilde ayaklanmasına gerek kalmadan, bizler sesimizi çıkarmadan kesinlikle gereği yapılması gerekiyor. Şu anda olduğu gibi gereğinin mutlaka ki yapılması gerekiyor. Eğer yapmazlarsa da elbette ki bu böyle devam edecek. Belki de daha da kalabalıklaşarak devam edecek. Bunu da buradan söylemek isteriz. Evet. Peki Deniz Hanım, siz ne dersiniz? Hem platformumuzu konuşacağız, hem Türkiye genelinde çocuk istismarını konuşacağız ama öncelikle bu haberin, yani bu olayın üzerinden gidecek olursak neler söylersiniz? Yani yaşanan ve bu şekilde lanse edildiği taraflarıyla beraber aslında gündeme taşınma şekliyle de gittikçe zorlayıcı olan bir durum aslında yaşanan olay. Hem çocuk açısından hem ailesinin açısından. Fakat hani bahsettiğiniz gibi de bir yandan bu kadar ses çıkarılması ve kamuoyunda böyle bir bilinçle beraber ele alınıyor olması çok kuvvetli. İyileştiren ve güçlenen tarafımız aslında en sıklıkla dayanışma ile gelir çünkü. O yüzden de aslında herkesin sahiplenip ses çıkarmış olması sevindirici. Diliyorum ki aynen sizin de ifade ettiğiniz gibi çokça yaşanıyor, çok üstü kapatılıyor. Söz konusu çocuk olduğu zaman evet çok daha kolay manipüle etmesi failler açısından. Bu yüzden de hep hani slogan olarak söylediğimiz kısmında da çocuklar susar ama susmaması gereken bizleriz. Evet. O geçtiğimiz günlerde de 2 gün önce galiba, değil mi? Yine metrobüste bir kadına Evet. maalesef. Evet. O kadın arkadaşımız da ne iyi ki ben susmayacağım, sen utanacaksın Evet. demişti videoda gördüğümüz. Gerçekten böyle. Ayrıca tabii ki çocukların hani sustuğu, anlamadığı durumlarla da karşılaşıyoruz ama şu an öyle bir noktadayız ki çocuklar bile susmuyor zaten. İstismara uğradıklarını gidiyorlar, rehber öğretmenlerine söylüyorlar, annelerine söylüyorlar. Ya da bir çocuk düğünden kaçıp polisi aramıştı hatırlarsanız Evet. yakın zamanda. Yani çocuklar bile sessiz kalmıyor. Bırakın bizim sessiz kalmamızı. Zaten her yerden geliyorum diye bağırıyor bu durum. Evet, şimdi tabii bu 5 yaşında küçücük bir kız çocuğundan bahsediyoruz yaşanan, ama sadece tabii bununla sınırlı değil. Maalesef her gün bu tür haberler geliyor. Siz davalarına katılıyorsunuz. Rakamlara baktığımızda rakamlar çok korkutucu mu istatistik olarak çocuk istismarında? Evet. Yani bilinen tarafını duymak bile bir o kadar korkutucu bence ki çünkü tespit edilmesi ve raporlanması çokça zorlayıcı olabiliyor sıklıkla ve hani hep konuştuğumuz gibi üstü kapatıldığı için de rakamlara ne kadar gerçekçi yansıyor bilmiyorum. O yüzden de bu haliyle bile yeterince bence korkutucu. Yani şöyle zaten bir veri açıklamalılar en başta. Yani devletin izleme yükümlülüğü vardır. Biz o kadar uluslararası sözleşmeden Lanzarote'ye ya da Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne sahibiz. Fakat yani bu konuda aydınlatıcı, kamuoyunu bilgilendirici ya da önlem almak açısından nedenlerini araştırmaya yönelik herhangi bir veri toplama durumunu görmüyoruz. Geçen programımızda da konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. Kadın cinayetlerine dair veriler yıllar yıllar sonra her ay işte bizim açıkladığımız verilerin yanı sıra ilk defa devlet açıklamıştı. Yani o kadar görünen bütün çıplaklığıyla kadın hayatını kaybediyor ve gizlenebilecek bir tarafı olmadığı için de verilere yansıyor.
var olan hani devletin kayıtlarında olan kadarını bile ya da kamuoyunu aydınlatmaya yönelik, bilgilendirmeye yönelik herhangi bir veri bilmiyoruz. Evet. Bu da devletin yükümlülüğü aslında. Bunu çocuk istismarını önlemeye yönelik ilk aşamada yapmak durumunda. Bu çok önemli. Ama dediğiniz gibi elbette ki veriler hani muhtemelen çok daha azı görüyoruz biz. Devlet de öyledir illaki. Evet. Peki önlem dediniz. Nasıl önlemler alınacak ki bunları yaşamayalım, bunları konuşmayacak hale gelelim? Şöyle, şimdi bugün de geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Rabia Naz için eylemler yapmıştık. Evet. Düşünün ki bir çocuğun, yani çocuğun geçen yıl çocuk ölümleri için ayaklanan Leyla'yı, Eylül'ü herkes hatırlar. Çocuklar öldürülüyordu. Onun için ayaklanmışken şimdi bir çocuğun ölümünün aydınlatılması için bile eylemler yapmak durumunda kalıyoruz. Bütün Türkiye ayağa kalkıyor ki soruşturmada bir santim yol alınsın diye. Şimdi eğer çocuk ölümleri, bir çocuğun dahi ölümünün henüz açığa çıkartılmadığı bir durumda savcının, polisin ve devletin çeşitli mekanizmalarının görevini yapmadığı durumda ya da birazcık daha eskiye döneyim. 9 yaşındaki çocuğu şehvet duyulabileceğini televizyonlarda ya da işte evet, söylendiği durumda ya da çocuk istismarı önergesi devlet tarafından dillendirildiği durumda çocukların cinsel istismara uğradığında rıza aranmasının, yaşının düşürüldüğü durumda. Şimdi politika geliştirilmezse, bunlar söylenirse çocuk istismarı durdurulabilir mi? Ya da Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'nde 115 çocuğun istismarı açığa çıkmıştı. Ve onlar aslında valiliğin araştırma izni vermediği, bu yüzden daha sonra oradaki sosyal hizmet uzmanı arkadaşımızın açığa çıkartmasıyla hepimizin öğrendiği bir istismar faciasıydı diyeyim. Evet. Ve her defasında böyle bir facia gibi düşüyor hani gündemin ortasına ve hep hani çok büyük tepkiler veriliyor. Ve daha sonra maalesef insan haklarına aykırı bazı çözüm önerileri, toplumun öfkesini böyle yanlış yönlendiren, toplumun öfkelenmesi çok normal, ayaklanması çok normal. Fakat bu öfkeyi adaletin sağlanması yerine insan haklarına aykırı çözüm yöntemi öneren siyasetçiler de oldu. Bunların hepsini biz görüyoruz. Bence halk da görüyor. Ve doğal olarak buna itiraz ediyor. Eğer bunlar olmazsa, gerçekten çocuk istismarını önlemeye yönelik politikalar geliştirilir ve yasalar uygulanırsa, hı hı, çok üzücü. Yani biz yasalar uygulansın diye mücadele etmek zorunda mıyız burada? Ya da 9 yaşında çocuğa şehvet duyulamaz mı demek zorundayız? Ya da 18 yaşın altındaki çocuk çocuktur gibi basit, bütün evrensel olarak kabul edilmiş bir gerçeği tekrar tekrar söylemek zorunda mıyız? Zorunda kalıyoruz. Bu üzücü olan, ayıp olan şey bu. O yüzden de elbette ki bunları söylemek zorundaysak söylemeye devam edeceğiz. Söyleyenler çoğalıyor. Söyleyip de durmuyor. Halk sokağa çıkıyor, meydanlara çıkıyor. Ona da saldırı oldu biliyorsunuz. Evet. Yani şimdi böyle olursa çocuk istismarı önlenemiyor. Ne yaptık da önlenemedi acaba? Kadın yönelik şiddet ne yaptık da önlenemedi? Bir adım atıldığında zaten biz verilere bile o kadar hızlı bir şekilde yansıdığını görüyoruz ki. Ve kolay olan elbette ki zaten failin hastalıklı olduğunu, zaten bizden olmadığını, zaten ya da insan olmadığını vesaire mesela söyleyebiliyoruz. Halbuki yani bu toplumun içerisinde yaşayan insanlar maalesef bu failler ve adalet sağlandığında caydırıcı olacaktır. Ben elbette ki hani onların psikolojisine inmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Fakat caydırıcı olan bütün hani işleyiş gerçekleşirse, caydırıcı önlemler alınırsa o zaman elbette ki çocuk istismarını da durdurabiliriz.
kadına yönelik şiddeti de durdurabiliriz. Bunlar yapılabilir. Evet. Mümkün yani. Sadece bunlar insan değil deyip lanetleyerek bu işin çözülemeyeceği tabii. Çok ortada tabii. O zaman tabii nasıl bir ayıklama, yani insan aslında, insan yani. Ben de insanım, o da insan ve doğal olarak eğer bir suç işliyorsa bu insan cezasını çekmek zorundadır. Evet. Adil bir şekilde. Deniz Hanım, aynı şeyi size de sormak istiyorum. Nasıl önlem alınacak ki bunları yaşamayalım? Ne yapılması gerekiyor? Yani sizin bütün söylediklerinize katılmakla beraber kesinlikle hepsinde çok net haklısınız ve çözüm önerisi olarak özellikle ceza sistemiyle ilgili, hukuk sistemiyle ilgili aktif ve sağlıklı, hakkaniyetli işlendiği müddetçe aslında caydırıcı bir hal alır. İstatistiklerin dökülmesi, konuşulması, her yerde anlatılması ve adalet sisteminin hakkaniyetli bir şekilde teslim edilmesiyle. Fakat bunun tabii yani biraz da hani mesleki taraftan da bahsedecek olursam, İnsan dediğimiz canlının o psikolojik olarak bütün yaşadığı süreçle beraber söylediğiniz gibi etiketlemek, canileştirmek, hani fail olan kişilere dair işte X bir özelliğinden dolayı böyle yapmış diye olmak hiçbir şekilde bunu aklayacak veya açıklayacak bir şey değil. Şiddet hepimiz için, yani bütün insanlar için geçerli olabilen bir şey. Herkes, yani kimse o bunu yapmaz diyebileceğimiz bir şey değil. Yanınızdaki insan da, kendiniz dahi şiddetten muaf olmayabilirsiniz. Fakat şunu bilmek gerekiyor. Gerçekten tercihli bir eylemdir. İşte cinnet geçirmesi, kontrol kaybetmesi, hasta olduğu için bunu yapması vesaire gibi aklanacak hiçbir şey yoktur. Duygusal, fizyolojik, fiziksel, psikolojik olarak bütün şiddet türlerinden bahsediyorum. Bunun içerisinde de aslında toplum nezdinde en dönüştürücü olan tarafın bilgilendirme ve eğitimle mümkün olduğuna inanıyorum. Hani platform olarak da özellikle bunu gözeterek bir yerden gitmeye çalışıyoruz ki çocukların cinsel istismardan korunması ve istismarın yok edilebilmesi adına toplum nezdinde gerçekten bilgilenmeye ihtiyacımız var. İşte kendi bedenine dair bir önce çocuğun bilgilendirilmesi, hakları konusunda bilgilendirilmesi, bedenini nasıl koruması gerektiğine dair sağlıklı bilgiye erişimi, ki dediğimiz gibi ses çıkarabilsinler. Artık neyse ki hani hakikaten biraz bu konuda gelişme kaydedebiliyoruz yavaş yavaş. Ve çocuklar hayır demeye, bağırmaya, istemiyorum deyip belki de korkutmaya başlayabiliyor. Ama bundan öncesinde ebeveynlerin ve toplum olarak her birimizin çocuk haklarına dair bilgi sahibi olması, her çocuğun ihtiyaç dahilinde bizim de sorumluluğumuzda olduğunu ve korumak ve onların hakkını gözetmek zorunda olduğumuzu bilmek ve gelişim sürecinde de ailenin çocuğa bunları aktarması, öğretmesi ve daha kapsayıcı bir yerden ele alması. Veya bazen hani çocuklar evet konuşur ama konuşamadığı durumlarda da çocuğu izleyip görüp ne yaşıyor, yolunda gitmeyen bir şey mi var kısmını anlayabilecek kadar onları da gözetiyor olmamız gerekiyor. Evet. Aslında baktığımızda galiba iş ailelere ve çocuklara düşüyor. Yani başka kimsenin elini taşın altında koymadığına göre maalesef öyle görünüyor. Yani aslında bizlere düşüyor diyelim. Çünkü evet. Bu konudan çocuğu kesinlikle, yani biz çocuk da bağırsaymış diyenleri de biliyoruz. Valla çocuk zaten daha ne yapsın? Onu da yapıyor. Yani hiç kimse merak etmesin. Onu da yapıyor, itiraz ediyor. Ama biz bu hani çocuklara, ailede pek aslında çok en fazla istismar, belki verileri şimdi söyleyeyim en fazla demiyorum ama aile içerisinde oluyor zaten. Evet. Bizim böyle pek çok takip ettiğimiz dava var. O yüzden yani kesinlikle ailelere ve çocuklara değil, sistemli bir şekilde bununla mücadele. İş devlete düşüyor valla. O da yapmıyorsa bize düşüyor. Biz de devlet mekanizmalarını çalıştırmak üzere hareket etmek zorundayız. Bu şekilde. Evet. Peki siz platform olarak bu konuda neler yapıyorsunuz? Biraz da bundan bahsedelim mi? Tabii ki. Platform olarak aslında Çocuk ve Haklarını Korumak platformu adından mütevellit. Çocuk hakları için çalışmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte platformda aslında şu anda 26 tane vakıf ve dernek var bünyesinde. Ortak bir yerden toplum nezdinde daha bilinçlendirme, bilgilendirme ve haklarının savunması kısmında da devlet tarafına gidecek şekilde de çalışmaya çalışıyoruz. Şu anda henüz tam lansmanın yapılmamış olduğu ama Mayıs'ta
tanıtılacak olan bir projemiz var. İstismara Karşı Çocuk Gücü projesi. Burada da hani çocuk istismarı özelinde platformun bir projesi olarak daha odaklı ve daha az kişiyle birlikte olmakla beraber daha odağımız orada bu sene itibariyle. Özellikle istismarla ilgili çalışmaya çalışıyoruz. Ama hani şunları eklemekte de fayda var. Dediğiniz bize kesinlikle katılıyorum. Hani evet, sistemsel bir müdahale gereklidir çocuk istismarı söz konusu olduğunda. Ama bir şey olmak, yani psikolojide de mesela yaptığımız müdahaleler kapsamında baktığınızda üç eksene ayrılır aslında. Önleyici müdahaleler vardır, bir olay esnasında yapılan kriz müdahaleleri vardır ve olay sonrası müdahaleler vardır. Bizim sistemle ilgili konuştuğumuz şeyler aslında bu çerçeveden değerlendirecek olursak olay sonrası müdahaleleri. Yani hak, hukuk ne kadar işliyor, işte ne kadar ceza alınıyor, kim ses çıkarıyor, kim ses çıkartmıyor. Bahsettiğim toplum tarafında hani sadece ebeveyn ve çocuk olarak değil, gerçekten bütün toplum ve yetişkinler olarak da bilgilendirme, bilinçlendirme, eğitim dediğimiz kısmı ise zaten olayın olmasını önlemek için atılan adımlar. Çocuk hakları platformu olarak da daha çok buraya ağırlık vermeye çalışıyoruz aslında. Yani biz hep aslında toplumsal olarak baktığımızda şuna çok alışığız. Bir şey olur ve o olayın sonrasında birden o olayla ilgili herkes bilgilenir. Çok fazla kamuoyu işte baskısı yapılır. Çok güzel, buna kesinlikle ihtiyaç var ki bazı şeyler dönüşsün. Fakat hafızamız burada çok zayıf. Farkındaysanız hani mesela özet olarak geçerken bile sıkılıkla bir sürü başka olay sayabiliyoruz. Hepsi birbirine çok benziyor. Evet. İstismar var, tekrar ediliyor, kamuoyu baskısı yaratılıyor, bir şeyler yapılmaya çalışılıyor fakat kalıcı değil. Peki bu döngüden çıkmaktan, ya bu döngüden nasıl çıkabiliriz? Bu işte tam olarak temellendirme kısmında gerçekten insan ve insan ilişkisinde biten bir kısmı var. Yani görüş olarak böyle bakıyorum. Eğer biz toplum bazında ilişkilerimize, birbirimize temasımızda ayrımcı, ötekileştiren, şiddet içeren dil kullanmadan başlarsak, ayrımcılık ve şiddet dilde başlar. Önce dili değiştirip, teması değiştirip, kültürel olarak birbirimize temas etme şeklimize bakmamız gerekiyor. Ve bunun içerisinde onun yerine daha sevgi temelli bir dil koyarak ve ne yaşadığımıza dair, neye ihtiyacımız olduğuna dair bilgilendirildiğimizde, öğrendiğimizde ve bu haklarımızı o zaman kendimiz çok daha iyi savunabiliriz. Kendimizi savunmamızın haricinde de birbirimize destek olup dayanışarak ilerleyebiliriz. Önleme kısmı bence bu durumlarda çok daha emek harcanması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki konuşacak daha çok şeyimiz var ama şimdi kısa bir araya gitmek zorundayız. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.